Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 sınavlarında çıkacak trafik adabından 2021'de 24. deneme sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Trafik adabı nedir? Trafik adabı, trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır trafik adabıdır. Çok çok önemlidir arkadaşlar trafikte. Trafik adabı. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Sürücü trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi. Evet. B. Trafik ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi. C. Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi. D. Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması. Evet arkadaşlar, burada trafik adabı ile ilgili ne soruyor bize? Farkındalık kazanmak için yapılması gereken, değil mi? Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesidir cevabımız. Adana seçeneğidir. Evet, çok çok önemli trafik adabından 6 adet soru geliyor arkadaşlar. Sınavlarda sizlere de bu sorular mutlaka çıkacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? Evet, bakalım. A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. B. Sürekli şerit değiştirerek, slalom yaparak araç kullanması. C. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. D. Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması. Evet. Burada arkadaşlar bakın, paniğe kapılmalarına ne sebep olabilir? Tabii ki Bursa seçeneği, sürekli şerit değiştirerek yoldaki seyir halindeki kişileri, sürücüleri kazaya sebep olabilir. Değil mi? Evet. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? A. Bencil. B. Hoşgörülü. C. Aşırı tepki gösteren. D. Görgüsüzce davranan. Evet. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli, iletişim becerileri eksik olma ihtimali? Bakın burada dikkat edin. 3 tane olumsuz, 1 tane yine olumlu şeklinde verilmiş. Cevabımız hoşgörülü, değil mi? İhtimali, kişi olma ihtimali daha fazladır. Hemen bakalım 4. sorumuza. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? A. Sabırsızlık. B. Saldırganlık. C. Tahammülsüzlük. D. Feragat ve fedakarlık. Evet arkadaşlar. Saldırganlık, sabırsızlık, tahammülsüzlük. Bakın dikkat edin, her üçü de olumsuz, değil mi? Evet. Trafik adabı soruları genelde arkadaşlar 3 tanesi olumsuz, 1 tanesi olumlu ya da 3 tanesi olumlu, 1 tanesi olumsuz şeklinde veriliyor. Burada da cevap
Denizli seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuza geçmeden empati nedir? Empati sınavlarda mutlaka sorularak geliyor. Bir olay ya da bir durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu onun gibi yaşamamız, onun gibi düşünmemiz, değil mi? Basit tanımıyla kendimizi karşıdakinin yerine koymak, onun duygu ve düşüncelerini anlamak, kendine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmamak, değil mi arkadaşlar? Evet. Empati. Beşinci sorumuz yine çok çok önemli bir soru. Ters yönden gelen bir sürücüye, bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır? A. İnatlaşmaya. B. Aşırı tepki göstermeye. C. Kaba ve saldırgan davranmaya. D. Trafik kültüründe birbirini uyarmaya. Evet arkadaşlar, uygun davranmıştır. Burada da dikkat ederseniz, ters yönden levhanın olduğu yere gidiyorsun, başka bir kişi uyarıyor seni. Bu sokak tek yönlü, herhalde siz levhayı görmediniz. Burada bir ne var? Uyarıdan bakın bahsediyor, değil mi? Trafikte birbirini uyarmaya uygundur, değil mi? Evet. Uygun bir davranıştır. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Altıncı sorumuza bakalım. Trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. A. Asabi. B. Saygılı ve nezaketli. C. Kaba ve saldırgan. D. Aşırı tepkili. Evet arkadaşlar, burada da yine aynı şekilde olumsuz ve olumludan da sonuca gidebilirsiniz. Tabii ki burada sorulan sorunun cevabı saygılı ve nezaketli olmasıdır. Evet. Evet arkadaşlar, Bursa seçeneği doğru cevabımız. Yedinci sorumuza bakabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi? Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir. A. Trafik işaretlerinin hasar görmesi. B. Karayollarının zamandan önce yıpranması. C. Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması. D. Yol kenarındaki otokorkuluklarının tahrip olması. Evet, yine burada da dikkat edersek arkadaşlar, bakın trafik kazalarının ülkenin ekonomisine verdiği zararlar, trafik işaretlerinin hasar görmesi, bakın zarardır. Karayollarının zamandan önce yıpranması var. Yol kenarındaki otokorkuluklarının tahrip olması var. Ama trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar arasında bulunmaz. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Sekizinci soruya geçmeden diğer gamlıktan bahsedelim. Diğer gamlık nedir? Diğer gamlıklarında mutlaka sınavda soru geliyor. Arkadaşlar, bazı sorulardan önce açıklamalar yaparak sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Diğer gamlık, kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapandır. Başkasının çıkarına davranma olarak tanımlanır. Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını kendine tercih etmek, başkasını kendinden daha çok düşünmektir diğer gamlık. Evet. Sekizinci sorumuza bakalım. Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir? A. Bencillik. B. İnatlaşmak.
C diğergamlık, D sorumsuzluk. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz gibi cevaplarımızda 3 olumsuz bir olumlu yine var. Burada da bakın 3 olumsuz, bencillik, inatlaşmak, sorumsuzluk. Sorulan sorunun cevabı nedir? Diğergamlıktır. Evet, diğergamlıktan bahsetmiş. Ceyhan seçeneği 9. sorumuza bakalım. Trafikte yaşanan kural ihlallerine, 2 tehlikeli davranışlara, 3 güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye. Bakın arkadaşlar, burada bir şeyden bahsetmiş. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde. Olumlu yönde etkiler mi? Hayır, değil mi? Olumsuz yönde etkiler. Evet, burada 3'ün olduğu seçenekler nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 10. sorumuza bakalım. Sürücüler beden dilini ve konuşma uslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. Evet. İnanmalıdır. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. D. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Evet arkadaşlar, bu soruda karıştırılan sorulardan birisi. Arkadaşlar çok çok önemli. Soruyu tekrar okuyorum. Sürücüler beden dilini, konuşma uslubunu dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır? Evet. Tabi burada dikkat edersek nedir? İnsanların değişebildiğine inanmalıdırlar. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 11. sorumuza geçelim. 11. sorumuz: öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? A. Öfke. B. Sabır. C. İnatlaşma. D. Aşırı tepki. Evet arkadaşlar, burada yol kenarına park etmeye çalışan bir sürücü var. Arkadan başka bir kişi geliyor, sürücü geliyor, fakat onu ne yapıyor? Park etme esnasında bekliyor, değil mi? Bir beklemeden bahsediyor. Burada bir sabır söz konusu, değil mi? Sabırdan bahsediyor. Temel değer sabırlı olmasından kaynaklıdır. Cevap Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Hemen 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuzda yine sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Kabalık, hırçınlık, bencillik, sorumluluk. Evet arkadaşlar, bakın kabalık, hırçınlık, bencillik burada bakın olumsuz. Sorumluluktan bahsetmiş, değil mi? Sorumluluk, davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. Ben ne yapıyorum? Yolcuları taşıyorum. Ev ahalisini taşıyorum. Onlardan sorumluyum. Kurallara uyarak yoluma devam etmek zorundayım diyor burada. Evet, dikkat edin. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, 20 soru çözüyoruz. 20 soru çok çok önemli. Size de mutlaka çıkacak sorular. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? Bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir. A. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. B. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. C. Trafik kurallarına riayet edilmesi. D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi.
Evet arkadaşlar. Biri değildir diyor bakın. Demek ki üç tanesi bireye yapılan hak ihlallerindendir. Bakalım üç taneyi bulalım arkadaşlar. Tekrar en soldaki şeridin sürekli olarak işgal edilmesi bireye yapılan hak ihlalidir. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması yine aynı şekilde bireye yapılan hak ihlalleridir. Kişileri kazaya sebep olabilirler bakın burada. En sol şeritler ne için kullanılıyor? Geçiş üstünlüğüne sahip araçların gitmesi gereken nedir? Şerittir. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi yine bireye yapılan hak ihlalidir. Trafik kurallarına riayet edilmesi nedir? Bireye yapılan hak ihlali değildir. Cevap burada arkadaşlar Ceyhan seçeneğidir. 14. sorumuza bakalım. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek. B. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak. C. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. D. Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur. Evet. Yoksa kırmızı ışıkta geçmek. Bakın olumsuz. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak. Olumsuz. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak. Olumlu. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Denizli'de okuyorum. Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Yine nedir? Olumsuzdur arkadaşlar. Dikkat edin. Soruları okurken anlayarak okuduğunuz zaman cevaplarınız nedir? Direkt otomatik olarak çıkıyor arkadaşlar. Evet. Ceyhan seçeneği 15. sorumuz. Biraz uzun bir soru. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Bakalım. 1. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. 2. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. 3. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Evet arkadaşlar. Trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenir. Hangileri? Burada 1, 2, 3'ten. Tabii ki sadece ve sadece arkadaşlar trafikte bütün kuralların nedenini öğrenir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. 16. sorumuza geçelim. 16. sorumuzda yine önemli bir soru. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte hangi uslubun kullanıldığına örnek olur? A. Bencilliğin, B. Beden dilinin, C. inatlaşmanın, D. Tahammülsüzlüğün. Tabii ki bakın burada eliyle, yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi nedir? Beden dilinden bahsetmiş. Bursa seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz arkadaşlar. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim nokta nokta ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Trafik adabı, B. Trafik cezası, C. Trafik terörü, D. Trafik müfettişi. Evet arkadaşlar burada bir denetim değil mi? Bir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemiyor tabii ki. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bir trafik adabından bahsetmiş. Yani polis olmadığı halde sen emniyet kemerini bağlaman gerekiyor. Ya da cep telefonuyla konuşmaman gerekiyor. Toplum yararına kesintisiz denetim trafik adabıyla nedir? Mümkündür. Cevap Adana seçeneğidir. Evet hemen 18. sorumuza geçelim. Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan
diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez. A. Bencil, B. Sorumsuz, C. Görgü seviyesi düşük, D. Empati düzeyi yüksek. Evet arkadaşlar, burada da yine aynı şekilde empati düzeyi yüksek kişiler yoluna devam etmez. Evet, trafik adabı sorularına özellikle arkadaşlar bir iki sorunun haricinde hemen hemen soruların cevapları net bir şekilde karşınızda. Olumsuz, olumlu. 3 olumsuz, 1 olumlu şeklinde. Bakın çıkıyor karşımıza. Burada da Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, son sorularımıza geliyoruz arkadaşlar. 19. sorumuz. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Yine bakın aynı şekilde hırçınlık, bencillik, hoşnut, sorumluluk. Bakın neden hız limitlerini aşarak trafik kazasına sebep olabilir. Burada da sorumluluğunu yerine getirmemiş oluyor. Bursa seçeneği doğru cevabımız. Evet, son sorumuz arkadaşlar. 20. sorumuz, son soru. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir? A. Öfkeli olmak, B. Sabırlı davranmak, C. Başarılı iletişim kurmak, D. Kural ihlallerinden kaçınmak. Evet arkadaşlar, burada da bakın hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin ortak özelliklerinden birisi, bakın 3 yine olumlu, bir tane burada olumsuz verilen öfkeli olmak. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Evet, burada da yine son sorumuz arkadaşlar. Bir sonraki 25. deneme sorularında görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olup emeğe saygı bakımından arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. 2021 elektronik sınavda çıkacak garantili soruları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.